Behlül Dane Hazretleri ve e, Halife Harun Reşid'in bir hikayesi var ki bu hikayede bizim hissemize düşen çok önemli bir nokta var. Burada e, Bugün bundan bahsedeceğiz. Bu hikayeyi anlatacağız. Dilimiz döndükçe bundan bahsetmeye çalışacağız. Hikaye şöyle ki e, Halife Harun Reşid bir gün dışarıdaki sarayın dışındaki işlerini halletmek için makamından ayrılıyor ve dışarı çıkıyor. Behlül Dane de e, ee, orada makamı boş görünce diyor ki kimse de yok. Kimse de görmüyor. Ben şu makama biraz oturayım. Halife de yokken nasıl bir duyguymuş onu bir göreyim diye. Geçiyor. Halife Harun Reşid'in makamına oturuyor. Böyle tam böyle oturmuş artık işte nasıl bir makamdır yani nasıl bir azameti gücü vardır diye düşünürken o sırada Halife Harun Reşid'in muhafızları, askerleri bunun tahta oturduğunu görüyor. Ve geliyorlar başlıyorlar Behlül Dane Hazretlerini dövmeye. Dövüyorlar. bir süre sonra bırakıyorlar. Bırakınca bakıyorlar ki hala ağlamaya devam ediyor. Nedenini merak ediyorlar. Yani dövmedik, tamam dövünce ağladığını anladık da dövdük, dövmediğimiz zamanlar niye ağlamaya devam ediyor? Bu ağlama süreci ta Halife Harun Reşit saraya tekrar dönene kadar devam ediyor. Gelip Behlül Dane Hazretlerinin öyle ağladığını görünce Merak ediyor. Ne oldu diyor. Diyor ki işte ben senin makamına oturdum. iki dakika bir makamına oturuverdim. Ben nasıl bir duygumuş bir göreyim dedim. Bunun için diyor askerlerinden bir ton tabiri caizse bir kamyon dayak yedim. Diyor. Ve hala ağladığını. Bu olayın çok önceden gerçekleştiğini ama hala ağladığını söylüyor. Be, e, Halife Harun Reşit Behlül Dane'ye. Diyor ki ben o dayan acısından ağlamıyorum. Yani o dayak benim canımı acıttığı için ağlamıyorum diyor. Ben senin için ağlıyorum. Halife Harun Reşit şaşırıyor. Yani benim için ne ağlıyorsun? Yani ne oldu ki? Benim için neden ağlıyorsun? Diye sorduğunda diyor ki ben diyor bu makama iki dakika oturdum. Hemen hesabını vermeye geldiğinde diyor hesabını veremedim işte. Dayak yedim. Sen diyor yıllardır bu makamda oturuyorsun. Acaba bu makamın hesabını hakkını vermiş misin? Hakkını verip hesabını verebilecek misin diye ben aslında üzüldüğüm nokta, üzüldüğüm kısım bu diyor. Evet, hikaye basit ama öz. Dünyadaki makamların hepsi bizim olsun. Dünyadaki en yüce makam, en büyük makam bizim olsun o makamı hak ediyor muyuz? O makamda bulunmayı hak ediyor muyuz? O makamın hakkını veriyor muyuz? Oturduğumuz tabiri caizse koltuğun hakkını veriyor muyuz? Bu sadece makam için de geçerli değil. Daha önce birkaç tane sözün özü programında bahsetmiştik. Dünyada Allah bütün her şeyi bizim hizmetimize sunmuştur. Kullanma hakkına sahibizdir. Amma ve lakin asıl sahibi değilizdir. Çünkü onu gittiğimiz yere kendimizle götüremiyoruz Biz kul hakkına özellikle Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarına kul hakkına dikkat edeceğiz bu e, hangi durumda hangi şartta olursa olsun çok zenginizdir yoksulun fakirin yolda kalmışın bizim malımızda bir hakkı var vermek vermemiz gerekiyor yani o zekatı vermemiz gerekiyor e, bunu yapmadığımız zaman onun hakkına girmiş oluyoruz Makam mevki işgal ediyoruz. Bizden hizmet bekleyen insanlar var ya da bizden bir şeyler bekleyen insanlar var. Yapmadığımız zaman o makamın hakkını vermemiş oluyoruz ki ahirete yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. Dolayısıyla biz insanlar oturduğumuz makamın, sahip olduğumuz malların, sahip olduğumuz şeylerin, eşyaların, dünyalıkların artık bunun için nasıl doldurursunuz size kalmış takdir sizindir. Ama hepsinin hesabını sorulacağını ve tasarrufta bulunurken, kullanırken de bu ölçekte kullanmayı, bu anlayışla kullanmayı, bu mihvalde kullanmayı unutmamamız gerekiyor. Madem sahibiyiz, madem yani bu dünyada tasarruf hakkına sahibiz, şu anki sahibi biz gözüküyoruz. O zaman o makamın, o paranın, o varlığın, o mülkün bizden beklentisini karşılamak gerekiyor. Paraya sahipsek zekatını vermemiz gerekiyor. Mal mülke sahipsek zekatını vermemiz gerekiyor, sadakasını vermemiz gerekiyor. Oturduğumuz bir koltuk ise koltuğun beklentilerini yani o koltuktan bekleneni, halkın beklediğini, insanların beklediğini yerine getirmemiz gerekiyor. Hangi durumda olursak olsun, makamın büyüğü, küçüğü artık her neyse Buna şunu da söyleyebiliriz. Yani bu makam noktasında şunu da söyleyebiliriz. Anne baba da bir makama sahip. O makamın hakkını vermek durumunda. Evlat da bir makama sahip. Bunun hakkını vermek durumunda. Öğretmen bir makama sahip. Hakkını vermek durumunda. Öğrenci bir makama sahip. Hakkını vermek durumunda. Bir öğrencidir. Unvanı, vazifesi, görevi öğrenciliktir. Biri öğretmenliktir. Talebe, muallim meselesi. Diğeri işte annedir, babadır, evlattır, çocuktur. Bunların vazifesini yapması gerekir. Hatta abla, kardeş, abi, kardeş. Bunların bile bir makamı var. Bunlar da o makamın kendisinden beklendiği şekilde hareket etmesi gerekir. Edilmediği zaman, hakkını vermediği zaman hesabını vermesi gerektiğini, vereceğini de bilincinde olması gerekir diyelim. Çok da uzatmadan sözün özünü de çok öz bir şekilde bırakarak bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.